Kameramı be. Ne kızdınız arkadaş bana ya. Kamerayı aç. Şimdi bir 1000 daha kredi çekebiliriz bence. Bir binlik krediye buzdolabı falan alıp ufaktan et reyonuna falan girişilebilir diye düşünüyorum. Kasanın altındakiler abur cubur balım. Onlar cupcake değil bak. Bunlar abur cubur olarak geçiyor. Ama burayı görüp almıyorlar galiba. İllaki alırlardı. İllaki alırlardı. Güzel hatırlatma, tatlı info. Ben bunları buraya dizeyim. Keşke toplu alma olsa var ya. Şimdi ahanda ayvayı yediğimizin resmidir abi. Keşke toplu alım olsa. Sonunda görebildik yüzünü. Yüzünü gören cennetlik ya, ne yapayım arkadaş? Kaseyle cebelleşmemi mi izlemek istiyorsun? Ben onu anlamadım ki. No et. Anladım, anladım kardeşim. Kasaplık daha yok bizde, bekle. Şu meyve sebze reyonu içinde bir şeyler yapabiliriz. Sanki meyve sebze buranın satışını böyle bana bir tık daha arttıracak gibime geliyor. Bir saniye, oradan aldığımız diğerine ne oldu? Biri kayıplarda. Hadi bakalım. Bir tanesini bagladık. Bunlar üst üste konmuyor. Abi abur cuburlar sıkıntı. Bir daha abur cubur almayacağım. Hem satılmıyor. No reçel. Ya baba dur, nereden bulalım? Hem satılmıyor hem ürün çok küçük olduğu için baga giriyor. Hem satılmıyor hem baga giriyor. Onlar sıkıntı. Saat daha erken bu arada. Kasayı bir tur alalım mı? Kredi mi çekelim? Bence kasayı bir tur alalım ya. Ne kadar gelmiş? 287 mi? Kalbim. Böyle gelişemeyeceğiz. Ha, satıldı mı bir tane abur cubur? Cupcake bozulmaz, satılmıştır. No diş macunu. Ya arkadaş bu neymiş ya? Neyse, var işte dükkanda 3-5 ürün. Tuz falan 7 dolar diyor, yani hiç etki etmiyor ki. Yağın yanındaki ne? Baba o büyük çamaşır deterjanı, bu ufak çamaşır deterjanı. Şunlar küçük ya, bunlar büyük ya. Ne yapayım, bulduğum yere koydum işte ya. No çamaşır deterjanı mı? Anana söverim. Ha, çamaşır suyu demiyor, çamaşır deterjanı diyor. Lan var ya. Güncelleme geliyor evet, ama sürekli ıvır zıvır geliyor. Oyunu etkileyecek, gidişatı değerlendirecek hiçbir şey yok. Sadece güncellemeye bakmak için girip çıkıyorum demiş. Sevgili Space Father, uzayın babası. Yani The Infected'da dediğim gibi güzel güncellemeler gelmiyor. Küçük yağın yanındaki ne? Abi şu el yıkamak için şey. Bu da bu ne ya hakikaten? Aa, bunlar çürümüş cupcake'ler. Evet. Aa. Evet, çürümüşler. Anladım. Çürümüşler kanka. Buzdolabı lazım. Buzdolabı lazım. Hiç anlamadım, biliyor musun? Allah Allah. Cacık güncellemeler geliyor. Taş balta, demir balta vesaire. Anladım. Kolalara baksana. Kolalar duruyor. Kanka kola bozulmaz ki zaten. İki tane de kola satılmış. Bekle, ben bir gideyim. Biraz daha ürün almaya. Hem 100 dolar banka hesabına yatırayım ya da 200 yatırayım. Geri kalanını karta yatırayım. Bir gün aç idare ederiz. Bak. Hemen 200 dolar banka hesabına yatır. Aa, dur. 200 dolar banka hesabına aktar. 150 dolar banka hesabına. 150 dolar banka hesabından kredi kartına. Şu 200, bankadaki 200 krediye falan ödemeye kullanılacak. 24'ün üstüne de bir şeyler yaparız. Şuraya 3-5 bir şey alalım. Tüh be. Ulan cupcake'e üzüldüm ya. Kim bilir ne kadar girdi bize cupcake'ten. Çünkü cupcake bozuldu ya. Satamadık doğru düzgün. Ay. 95 doları çöpe atmışız arkadaşlar. 95 doları. Muz falan da çürür. Muz da almayacağım. Ne alabiliriz? Misal. Yemeklik ya, 10 dolar. Küçüklerden satıldı herhalde. Hayvan yiyeceği alalım. Animal food. Ya da bekle. En çok bugün ne talep edilmişse onu alalım abi laptoptan. Dur bakalım. Şikayetlerde ne var? Patlıcan, zeytin, dondurma kovası, süt, elma,
Hayvan yiyeceği, çamaşır suyu. Hayvan yiyeceği ve çamaşır suyu güzel olabilir. Ve sevgili Prenus, Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Prenus hoş geldin, teşekkürler. $70 satış. Animal food. Ver. Vermiyor. Meat. Et bozulur, et bozulur. Et alamam abi. Sütler falan da bozulur. Onları da almak istemiyorum. Vallahi kurabiye falan bozuldu ya arkadaş. Yine makarna mı alayım, ne yapayım? Keşifs ne? Yayın bir gitti geldi sanki. Ya bende bir şey olmadı. Deterjan, temizlik spreyi. Tuvalet temizleyicisi. Kajumuz var be. Kajumuz var be kanka. Bak, kajular duruyor. Kajumuz var, bisküvimiz var, deterjanımız var, cipsler var ama normal cipsler azalmış sanki. İki tanecik falan kalmış, cips yetmeyebilir. Şuradaki rafa dizebiliriz bir şeyler. Büyük yağ, çamaşır suyu falan filan, onlar hani uzun vadede gidecek şeyler. Uzun vadede gidecek şeyler var, çikolata satmıyor inanılmaz bir derecede. Çikolata satmıyor, yeni dolap almaya gitmeyeceğim, ürün alacağım da dükkana ürün yok. Oğlum kasadan hiçbir şey gelmiyor be. Gazete standı versene. $150 üstünde nakit olması gerekiyor galiba. Çamaşır suyu large yok mu bizde ya? Var abi. Bak çamaşır suyu large. Ya çikolatayı niye satın almıyorlar hiç bilmiyorum bu arada. No spray. Ya buluruz spray. O kolay. Şimdi şöyle yapalım. Makarna söyleyelim bir. Hiç kimse makarna istemediği halde. Kahve söyleyelim. Makarna söyleyelim. Kahve söyleyelim. Hayvan yemi söyleyelim abi. Mis, tamam. Kimsenin sipariş etmediği şeyleri söylüyorum ki. Farkımız belli olsun kanka. Büyük zeytinyağı $14. Abau. Abau. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bütün oyunlar YouTube'a gidiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Yarın emlakçılık simülasyon çıkıyor. Abau. Orada bir yardırırız var ya. O oyun benim acayip hoşuma gitmişti. Batu sağ olsun öğrendik oyunu. Ona zaten seri kanka. Ona direkt seri. Bizim amca vardı Superman gibi her şeyle ilgileniyordu. Of. Bayılıyorum o oyuna, bayılıyorum. Kahve. Şimdi bekle. Şuradan standa yerleştir kahveleri. Ya kredi ödemesi ve eleman maaşı bizi zorlamaz da. Bugün dünkü kadar satış yapmadı sanki. Dün bir $700 falan aldığımızı hatırlıyorum. Bu ne hocam? Ne olduğunu bilmiyorum. Ha, hayvan yemeği. Tamam. Konserve böyle sardalyaya falan benzettim diyecektim ki hayvan yemi. Peki. Mama. Ama emlakçılık simülatör çok güzel oyun. Ben Trader Life simülatörü sevdim bu arada. Makarna. Güzel. El yıkamak. Sıvı sabun kanka ama istersen el yıkamak diyebilirsin. Yıkamak ya da yıkamamak. Bütün mesele bu. Geri kalanlarını da şöyle bir kenarına koyalım.
Bence dükkana yeterince ürün doldurduk. Ve çiş yapmadan ölmek istemiyorum patlayarak. CSGO diye bir oyun var, yeni çıkmış, onu deneyelim, güzel olur. Ya artık Ziya, her şeye varım ya, her şeye varım. Save al, alalım kral, alalım. Açlık da o kadar sıkıntı çıkarmıyor ya. Oyunu kaydet bir. Gazete standını al. İyi bari, herhalde gazete standı daha çok müşteri gelmesini sağlar. Umarım, umarım. Daha başka hangi upgrade'ler var? Abur cubur satın alındı. Oo baba, süper. Süper. Abur cubur satın alınmasına çok sevindim ya. Kardeş merhaba. Dur. 27 dolar mı? Bak dıt diye ses çıktı. Ver. Ya az önce kakaolu bisküvi alındı. İkram mı ettin lan birine? Buğdaylı. 10 dolar mıydı neydi? Aleyküm selam PUBG oyuncusu, hoş geldin. Oynamak istersen her zaman buradayım. Ziyacım eyvallah. Oyunun tam adı Trader Life Simulator bu. Trader Life Simulator. Witcher 3 zannetmiyorum. Emlakçılık simülatör dediğiniz oyunun ismi. The Tenants. No çocuk bezi. Hayda, bitti mi? Bitti mi çocuk bezi ya? Son parayı ona verme niyetinde miyim peki? Galiba. Bir kredi daha versene. Vermiyor. $100 bankaya. Bankadan $100 kredi kartına. Kasiyer terk etti dükkanı. Bekle, tuvalet kağıdı kalmamış. Şey, çocuklar için bez kalmamış. Çocuk bezi ne diye geçer ki? Çocuk bezi ne diye geçiyor? Ya ne olacak, yol parasından 10 dolar bir şey olmaz. Abi ikinci kasiyer için $2,500 alıyor. Deepers. Oy, oy bitti. Bitti bitti, aç susuz gaming. Bittik, 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 bittik. Gerçi günde 10 tane ürün sipariş etsen $100 kanka. Yani $100 sıkıntı bir para mı? Evet. Ama 3500'in hesabını mı yapacağız ya? Dükkan kar ettiriyor işte. Zamandan kazanırız. Arkadaşlar bu ha. Cry Babies. Tamam, bu benim için. Ağlayan bebekler için. Abi bebek ağlamasının desibeli bazen çok yükseldiğinde acayip boyutlara ulaşabiliyor ya. Tahammül edilmesi acayip zor olabiliyor. Hiç onunla karşılaştınız mı? Otta bucakta durmak bilmeyen çocuk. Ay. Basketçi time olmuyor abi, basketçi time. Ha bekle, bunun üzerine. Aa tamam. Evet arkadaşlar, kendime an itibariyle organik merdiven yaptım. Tamam, mis. Organik merdiven belli bir yerde patlıyor ama salladım gitti oraya. Lan yok. Kapa dükkanı. Eve gideceğim, yatağı yerleştirip uyuyacağım. Bugün yapacağım iş yok, zaman geçmez yoksa. Bir de eve gitmeyi öğrenebilsek, acaba eve nereden gidiliyor?
Acaba ev nerede? Bunlar aklındaki deli sorular. Yine dışarı mı çıkmak gerekiyor acaba ya? Ne güzel, dükkana koy be adam işte. Yatağa. Oyunda merdiven yok mu? Var. Abi ev ne alemde hatırlamıyorum ki. Biz en son eve gittiğimizde yani bilmiyorum hangi tarihte olduğumuzu. Markete hırsız girme olayı falan var mı? Onu da merak ediyorum bir yandan. Ev ama uzaktaydı yanlış hatırlamıyorsam ya. Ay. Bak buranın bir tık sağa Cabbar mıydı? Yok, Cabbar değil. Araba tamiri. Deminden şimdiye geldik. Bura burgerci. Burgercinin oradan ev nere la? Burgercinin oradan sol yapıyorsun. Ben eve gidene kadar sabah olacak bu arada, biliyorsunuz değil mi? Kopamadım arkadaşlar. Gene buraya geldim. Başaramadım abi. Bir gazla eve gitmeyi denedim ama başaramadım. Bir 100 dolarımı geri alayım da yemek yiyeyim ya. Açlık yetmiş oldu. Haritadaki mavi el. Kardeş gidilmiyor öyle kardeş. Gidilmiyor, gidilmiyor. Zor. 100 dolar ver. Eyvallah. Süpermarkette de uyuyamıyoruz. Sabah olmadı, gecenin biri de. Müşteri gelirse ben ilgilenebiliyor muyum? İlgilenemiyorum muhtemelen. Vay arkadaş, 65 dolara yemek yiyoruz ya. Burgerciden düz. Abi gidene kadar zaman geçecek zaten. At be şunu. Ne istiyorsun abi, anlamıyorum ki. Koy şuraya uyuyalım işte. Üzerinde taşıyorsun zaten. Door frame. Bekle, şurayı acaba evden saydırabilir miyim? Bekle. Depoyu kendime ev yapacağım. Şöyle yaparız. Bence yani namahrem desem var. Mahremiyet desem var. Mis gibi ev. Sadece olayın büyüsünü bozmayacaksın kanka. Mis gibi ev kanka. Vah. Kebap. Tamam abi. Ev abi. Bura ev yani. Bence nereden baksan ev. Şöyle şu tuvaletin önüne de masa. Laptop, sıçarken de Warband oynayacağım. Evet, evet, evet. Tamam. Burası ev abi. Ama oyun bunu kabullenmiyor. Yatağa koyamıyorum arkadaş ya. Farklı bir yatak falan mı alacaktık acaba? İğrenç bir babuş mu? Efendim? Biri bana mı seslendi? Masayı da boşluğa koy. Yani gerek yok. Öğrencilere kiraya ver. Oğlum bu...
İşkencenin ayrı bir boyutu bu kanka. Okey. Ne zaman sabah olacak? Küçük, ona küçük sürprizler yapın. Kasada 8 dolar birikmiş. Kasadaki dolarlar. Yok mu ya ucuz bir şey? Ekmek ne kadar olabilir ya? Yoğurt. Nasıl yoğurt 180 dolar lan? Tuz. Para yok. Erkenden açalım dükkanı, hadi. Gün doğdu. Müşteri. İzlediğim kanalda yatak oraya konulabiliyordu. Kanka belki biz bug'a girmişizdir. Bir çıkgir yapmayı deneyelim. Olur. Oyunu kaydet. Tamam. Oyunu yükle. 40K'm oldu. Gürkan, o nasıl puan kasmak yiğidim? O nasıl puan kasmak ya? Ananı, biz neredeyiz lan? Oğlum kim bu? Bura kim? Ben nasıl buraya geldim? Beni evden başlattı geri. Arabam da kapının önünde mi? Şükela. Şükela. Oy 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 oy. Tamam, ev buraya yakınmış. Sorun yok. Hiç sorun yok. Böyle bırakacağım, binip gideceğim eve. Eyvallah. Peki depo duruyor mu? Vay be. Yatak konmuyor bu arada ya herhangi bir yere. Tamam, konmasın. Sorun değil. Tuvalet ve banyo yeter. Araba gevurmalı. Ya değil de işte. Yine trollendim. Bu çok hoşuna gitmiş gibi duruyor. Evet arkadaşlar, oyunun yani bu vakitten sonra ilerlemesi için bekleyip satış yapmamız gerekiyor. Ve adamlar sebzeli pizza falan istiyorlar ilginç bir şekilde. Anıl'ın Death Easy'ye abonelik hediye etmiş. Anıl'ım kesene bereket. Teşekkürler. Deniz ürünleri falan soruyor. Yani şu aşamadan sonra bir şeyler olması pek mümkün değil. Oo. Bu adam niye zıplamaya başladı ki? Eğlenceli bir şey buldum galiba. Burada ne var? Rafları buradan da alabiliyorum. Anladım. Tamam, artık işte dükkanın satış yapması falan bekleyeceğiz. Satış yapmasını. Başka yapılabilecek bir şey kalmadı. Kaç dövmeye geliyorlar. Yatak koyunca yani şey, dört duvar koyunca yatak koyuyor mudur ben de bilmiyorum. Ama arkası var daha, deponun arka kısmını şey yapmaz ki. Çok eğlenceli. Yay. Bak cips de satıldı. 131 dolar. Huy. İki kasa açalım da hadi hızlı kazanalım be. Ver be bir tane daha. Ver be bir kredi daha ver be. He kanka ne diyorsun? Bir kredi daha ver be. Acık kredi ver lan. Ne olur lan.
borç çekebiliyor muyum? Bir saniye, kredi değil de misal. Banka hesabımdan cüzdanıma 10.000. Evet, paran yok diyor. Eksi 10.000 falan girer diye düşündüm de olmuyor. Yapacak bir şey yok. Oğlum arada bir elemanlar zıplıyor böyle deli gibi. Ben de anlamıyorum ne olduğunu. Bir akıllı sensin. E ödeyecektim sonra be. Aa, ilaçlar misal. Daha hızlı alışveriş yaptırma ilacı falan var mı? Neler var? Ha, hasta olunca uğruyorsun buraya. Ben de dedim ilaç falan yapılıyor zannettim orada. Alet edevatlar var. Bu da şey galiba. 150 dolara araba alıp arabayla bir şeyler alıp götürebiliyorsun. 5 dolara gazete alındı mis. Evet arkadaşlar, yani bundan sonra bekleyeceğiz, yapacak hiçbir şey yok. Neden herkes goril gibi yürüyor? Onların kendi seçimi kanka. Sorgulayamazsın, sorgulayamayız. Ben dükkanda değilken daha hızlı satılıyor, fark ettiniz mi? Tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Ben dükkanda değilken daha hızlı satılıyor. Peki. Şunu yapmayı deneyeceğim. Parayı ver. Birazcık da sebze falan böyle. Ama sebzeleri alıp misal elma. Aa, kartta para yok, dur. Elmayı falan alıp böyle dükkanın önüne falan yığacağım. Gerçi bozulur mu bilmiyorum ki. Aa, sen varken adam spamlanıyor, sen yokken daha hızlı. Ne yapayım abi, çarı kenara bir yere park edip ağlayayım mı? El yıkamak diye bir şey diyor ya. El yıkamak diyor ya. Kredi kartını borca sokabiliyor muyum peki? Yok, tamam. Kredi kartından bankaya bir deneyim diyecektim de. Sonuçta bu kart değil mi oğlum? Çek, eksiye gir. Her şeyden az ve çeşit çeşit var zaten, baksana. Yani dükkanda deterjanlar var. Çocuk bezleri var. Tuvalet kağıtları var. Şu tuvalet kağıdı baga girmiş olabilir belki, bilmiyorum, dur. Onu daha oturaklı koyalım. Mısır gevrekleri var. Mısır gevrekleri zaten alındı alınalı satılmıyor kanka. Şunu alalı belki bir saat oldu. Çikolatalar var. Onlar azıcık satılmış. Az bir şey içecek satılmış. Yani burada pek bir şey satılmamış genel olarak. Elmalar çürüyecek, zarara gireceğiz. Ama elma için dolap istemedi ki. Muz. Elma için dolap istediğini hatırlamıyorum. Evden getiriyorum kardeşim muzu. İthal muz. Ya çikolatalı sütüm yok, ne yapayım? Abur cuburu şuraya koy. Kaju fıstığı kenara. Aa, mısır gevreği satıldı, hayret. Yıllar sonra, yıllar sonra satılan bir mısır gevreği. Olala. Peki bir şey merak ediyorum. Hepsini raflara dizmesem misal. Diyelim ki muzlar çürüyor. Ama ben bunları çürüdüğü için raflara dizmedim. Aa, muz satıldı. Vallahi cips standı falan dinlemeyeceğim abi. Yapıştıracağım muzu oraya. Yerleşim tarzımdan dolayı benden nefret edebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Hak veririm yani. Böyle biraz çirkin duruyor olabilir ama. Önemli olan düzen değil. Önemli olan işlev evlat. Ne oluyor ya? Biz gene bir şey kaçırdık.
Muzun dışarıda durması lazım. Yani ne bileyim be işte alan alır şey yapar. Ben bu arada dışarıda bekleyeceğim hızlı satış yapılsın diye. Kapatacağım kendimi şuraya. Sonraki upgrade'imiz ne? Bir saniye. Ben yine merakıma yenik düştüm. Yok yok, kapa kapa. Elmamız hiç yoktu be. Meyve suyu makinesi. Olur. 250 dolar biriktirip alırım. Kahve makinesi. Güneş gözlüğü ekranı falan. O güzel şeyler geliyor ha. Dostum iyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın. Sana puanım 10 kanka. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim birazdan değişelim oyunu. Ziyadesiyle ben baydım çünkü. Yetti biliyor musun? Ya bir de yavaş ilerliyor. Bunun böyle hani daha hızlı ilerlemesinin bir yolu olsa tatlı olabilirmiş de. Dur, karttan parayı kendime aktarıp gidip meyve suyu standını da alayım. Güzel güzel de yani yavaş ilerliyor kanka. Acayip yavaş ilerliyor. Kasiyer alamıyoruz ki. 3500 kanka. Kasiyer çok pahalı. 65 doları buradan bankaya ver. Bankadan cüzdana aktar. Eyvallah. Gidelim de bir meyve suyu makinesi alalım. Ya zaman istiyor değil. Kasiyer alınca hızlanıyor. 2500 dolarım yok. Onu ne yapacağız? 2500 dolarım yok. Ya oyun genel anlamda güzel ya. Genel anlamda tatlı da o kadar şey yapmıyor. O kadar sarmıyor. Nerede meyve suyu standı? Peki, peki. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Yani kafidir efendim. Ürünleri internetten sipariş ediyoruz. Gelip yerleştiriyoruz. Sonra da satışlarını bekliyoruz. İşin satış bekleme kısmı biraz daha seri olsa hani güzel zamanlama ayarlamışlar. Her şeye rahat rahat yetişebiliyorsun. Açıkçası buraları falan hep rahat rahat yerleştirdik. Gittik alışverişimizi yaptık. İşte nerede ne eksik ne lazım falan filan hepsini dizebiliyorsun. Bayağı bir vakit tanıyor sana oyun. Ama bu bekleme kısımları falan bayağı şey yani böyle çok nasıl diyeyim, tempoyu düşürüyor. Yine de çok güzel bir deneyimdi. Yani şimdilik bu kadar diyelim. Şurada save alıp çıkalım. Bay bay. Faturaları öde. Yine elektrik faturası geldi. Param yok. Neyse çıkıyorum ben.